Bir yandan da kentsel dönüşümle ilgili önemli süreci yaşıyoruz, yaşamamız da gerekiyor. Buna dair son 21 yılda neler yapıldı bir bakalım efendim. Şubat acılarını tekrar yaşamamak için eski ve riskli binalarını en kısa vakitte kentsel dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyor. İşte böyle kentsel dönüşüm çağrısı yaptı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. 2012 yılında Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm sloganıyla İstanbul'dan başlattığı deprem dönüşümü hamlesi tüm Türkiye'de hayata geçirildi. Bugüne kadar ülkemizde 3 milyon 300 bin konutun dönüşümü sağlandı. 6,6 milyon ev ve iş yeri denetimi tamamlandı. 81 ilde, 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümü ise devam ediyor. 695 bin bağımsız birimin dönüşümünü sağladık. Şu an hali hazırda da yerinde 93 bin bağımsız biriminde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Dünya tarihinin en büyük şehircilik hamlesi olan kentsel dönüşümde yarısı bizden projesiyle dayanıksız binalar devlet desteğiyle kentsel dönüşüme dahil olacak. Adı da üzerinde olduğu gibi yarısının devlet tarafından sübvanse edildiği, yarısının ise vatandaşımız tarafından karşılandığı bir model. Burada vatandaşımızın karşılayacak olduğu bedel ise yine vatandaşımıza 10 yıl vade ile ödeme imkanı sağlanacak. Proje kapsamında İstanbul'da aylık kira yardımı 3.500 liradan 5.250 liraya yükseltildi. Kentsel dönüşümde yarısı bizden projesiyle İstanbul'da 5 yıl içinde depreme dayanıksız binanın kalmaması hedefleniyor. İstanbul'sa kentsel dönüşümde 100 yılın dönüşümünü yaşıyor. 39 ilçede 695 bin konutun dönüşüm süreci tamamlandı. 98 bin konutun dönüşümü devam ediyor. Fikirtepe. Ben doğma büyüme Fikirtepe'liyim. Fikirtepe'de annem, babam, kardeşlerim hep burada yaşadı. Kentsel dönüşüme girdi. Ama çok zor şartlarda oldu. O zamanlar yani mahalleydi. Daha farklıydı. Ama şimdi daha güzel. Ama Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Güvenlik açısından olsun hem de dar sokakları, gece kondulaşma, çarpık kentleşme açısından büyük sorunlar yaratıyordu. Devlet ve bakanlığımız tarafından Fikirtepe'ye el atıldıktan sonra 2 yıl içinde bir proje bitti ve çok da güzel oldu. Toz koparan, Zeytinburnu, Bağcılar, Esenler, Üsküdar, Kağıthane, Beyoğlu, Ok Meydanı, Beykoz, Gazi Osman Paşa, Kartal, Maltepe, Tuzla, Pendik, Ataşehir, Küçükçekmece, Eyüp Sultan, Bayrampaşa gibi ilçelerde kentsel dönüşümde büyük yol kat edildi.